Arkadaşlar, bakmaya da aldım. Tezgahla görüşürken bir de çektim. Evet, güzel bir şey bulamadım onu. Birkaç tezgaha baktım, karıştırdım ben. Böyle elbiseler bütün 350 diyor. Bunlar güzel. Altına böyle sandaletlerle, püskülü terliklerle falan çok tatlı oluyor. Fiyatları aslında geçen sene de bu fiyatlardı ya. Bana da pahalı geliyordu geçen sene. Şu anda daha makul görünüyor bizim adım. Renklerim ki abi şu an. Hani böyle açık bakın düğmeli. Çok tatlı valla 350'ye. İşte 350'ye çok tatlı değil yani, kumaşlar tatlı. Daha uygun olsa daha iyi olur tabii ki de. Yani bu kadar yüksek enflasyonu 350 yine. Üstte başımıza koyalım çektiğimi. Bakın böyle püskürlü olanlar var, çok güzel. Desenleri böyle cıvıl cıvıl yani, her tarzı hitap edebilecek bulabilirsiniz. Kapalılar da giyebiliriz yani. Renk, renk bütün. Şu renklere bayılıyorum. Pislik yeşili sıkılmam lazım. Çok tatlıymış. Şöyle, şöyle. İsteyebilirim birazcık. Böyle bir şey, tek uçları da böyle. Ya beyaz da güzelmiş ya. Şimdi altın kaba rengi sandaletler de değil mi? Yani mesela çok güzel. Siyah da güzel. Güzel valla. Şimdi şey, buna da 350 diyor. Şimdi kapalılar da giyebilir gayet. Altına pantolon falan giyiyorlar bunlar böyle. 150. Geçen pantolon falan giyiyorlar. Şunlar 150. Burada var, gel. Şurada. 150. Krem rengi var, siyah var böyle. İçine bir tane atlet ya da kaplak bir şey giyersiniz. Sıramı giyersiniz. Burada kapşatlar falan. 150 TL'ydi bunlara. Elbiseler 350 idi. Çok güzellerdi. Çünkü defter 15 diye. Ben bunu daha önce kaç ay önceki Bakırköy videolarında çekmiştim. Çok güzel bunlar ya, bayılıyorum. Halledeceğim ama hangi bunu diyor. BTS sevenler bunu beğendi. Kore pop dinleyenler. Kore popçular, Blackpink. Grupları çok seviyorlar. Genellikle. Kızlar, erkekler hastası bunların. Ben tabii çok beğendim. Gönleğin adı uzun oluyor bakın. 15 TL bunlar arkadaşlar. Defter 15 diyor. Şöyle eskiden biz böyle günlük yazardık ilk okuldayken falan. Anahtarlı olurdu. Onlardan geçmişe dönmüş şu anda. Böyle böyle desenler. Çok tatlıymış bunlar. 15 sayfa sticker. Aa, çok güzel. Aa, türbanlı sticker yapmışlar. Çok ilginçmiş. Ben ilk defa gördüm. 15 şey diyor. 50 TL diyorum. Şunları sekreterlik deniyor. Bu Hayri Fıtır. Hayri Fıtır. Kendini sev, evet. Kesinlikle bugünün mottosu bu olsun. Kendini sev. Bunlar ne kadar? Bunlar ne kadar? Bunlar ne kadar? Bunlar ne kadar? 30 liraymış bunlar. Şeyde Ortaköy'de çok pahalıydı bunlar, hatırlarsınız. Bakın BTS grubu. Arkadaşım çok seviyor bunları. Manya. Yine BTS. Sert kapaklı müzette 35 TL diyor. Bunlar 35'miş yani. Sütlü çilekli seni sürekli diye bir şarkı varmış. Arkadaşım söyledi, ben de bilmiyorum. Sürekli severler için. Elektrikli de ben seviyorum. Bu çizgisiz gözmüş. 35 TL var bunlar. Şimdi bir orta kapı var. Çok yıkıldım ama halledeceğim. Seçimden sonra ben düşünsün bayağı Lace chips götürüyorum. Bunlar 60 TL diyor çizgili. Devam ediyorum. Çizgili aşağıdan. İkinci devam ediyorum. Üçüncü devam ediyorum. Ben üçün solundayım. Solunda başlar üçüncü dönüşüm. Konuşan derken konuşuyor. Evet, öyle yazılmış. Yani ilk kat, ilki birinci. İkinci, üçüncü yarın solundayım. Güzelmiş ya. Boyama şeyleri falan var içinde. Çikolata rengi.
Bayağı eski yani. Bunlar da çok moda böyle, kızlar böyle. Bunlar sarışınlar güzel oluyor bence, incir olanlar. Kışa tavşansı var. Başka değişik bir var mı? Tavşan var. Bir tavşan bir şey galiba. Bir tavşan yukarı bir şey sıkmış. İşte şeffaf olanlar var. Bunları sever kızlar genellikle. Bizim baharda falan gidiyor. Yapıştırma gibi bunları tutuyor, düşebilecek gibi yani. Şöyle önde tutuyor. Kaçlardan var rengarenk. Korbağalı gibi bakıyor. Şurada bir kadar. Tavsiyelerini seviyorsunuz tanesini. 1 TL'dir. 3 3 5 4 6 6 6 6 6 6 Gel soralım, çubuk var mı diye. Çubuk var mı? İslamda Kur'an-ı Kerimler vardı. Babaannemin evinde vardı. Yukarılara sahneliyorlar. Kur'an'a sahneliyorlar. Tamam ama kırılır. Çok şey yapmış. Tamam. Sana gerçek defter yapmış. Çok tatlı. Bu Harry Potter'daki şey. İçinden geçinden kapı. Gelişimde yaramaz. Ya bunlar hepsi 5 TL arkadaşlar, küçük küçük. Ne yazarsınız hiç bilmiyorum. Böyle bir şeyler var, kalemki açmış. Eğlenceli görünüyor ya. Doğal. Kaktüsü kalemlerden var, versatil kalem, uçlu kalem bu. Çıt çıt geldi aslında. 10 TL. Şöyle, şeye benziyor ama. Bak. Terliklerin limon gibi. Abi Crocs şeylerini, Crocs terlik süsleri var bakın, bazıları soruyor. Ay çok tatlı. Crocs terliklerin üstünü süslüyorlar bunlarla. Delikli terlikler var Crocs bunlarda. Tanesi 7,5'te 3 tane versiniz yemeğiymiş arkadaşlar. Bu böcekli falan var. Yengeç güzel olabilir. Ben de yeni gördüm bunu. Sen de yeni gördüm. Yeşil ev var, kuga var. Ben de yeni gördüm. Şöyle kaz gibi bir şey var. Ondan sonra bu neymiş? Kalem diyor. Fosforlu kalem miydi? Neydi? Zaten aslında gidiyoruz bu konuda. Yenen varsa onu üstüne yazın. Yani fosforlu kalem. Ben burada önce kalem tuvasa yapmıştım. Bu kalem. Bir kalem kutu da varmış. Ayrıca kitap ayrıcına ihtiyacınız var. Sincap düşürmüş mü? Kahveni de olsun. Ne onlar? Bunlar ne? Bunlar Öcü hala ettir. Fosforlu kalem gibi ama daha da Öcü şeklinde. En çok Spiderman gidiyor. Nükleer su gidiyor. Şeye götüreceğim. Spiderman satıyor. Tamam ya. Nükleer sevgi. He, bunu önünden çıkıp arkasına falan takıyoruz ya. Parça parça oluyor. Kapı reken var ya. Şöyle. O yani. Çok güzel diyorsun. Kalem diyor. Kalem çeyre. Niye ne kalem? Şöyle bir kalem. Şöyle. Böyle böyle şeyler var. Gördüm ve tarak gibi. Tarak gibi çok kalemmiş. 7,5 kilo. 7,5 kilo. 15 kilo. Marka kalem 10 kilo. Tahta kalemler olmuş. Şunlar havalıymış ya. Gördüm ve tarak gibi. Ama seneye lazım. Güzelmiş. Kalıp kalem.
verdiğini yüksek düşünüyorum. Bakın böyle pırlanta taşlar, bunlar da güzelmiş. Döndürmeli mi acaba? Döndürmeliymiş. Güzel bakın renkleri burada 20 TL diyor. Bunlardan böyle çubukta bir diyor. 20 TL, Londra diyor. Şöyle bir şey var. Erkekler sarı astronomi. Güzel bir sarı diyor. Güzel daha çok yeni konucu ama. Böyle bir milyon harfli kalbine inen. Güzelmiş bunlar. Nasıl? Çubukta bir derken bir bakalım. Üç parça bakın güzelmiş ama. Çal sevdim mi ben? Benim TL'ye hoş. Van Gogh'u var. Van Gogh'un yanında skeçim şeyi. Güzel saflı ekranlar. Bunu beğendim. Şu çikolatalı tablet şeklinde notebooklar var. Ben bunu seviyorum. Çikolata kokuyordu gerçekten. Böyle şeyleri genelde almayın. Tansiyonu falan derdi. Ama bilmiyorum yani. Düşünmüyorsun şeyde oldu. Almış arkadaşlar. Bu seçimde tercihleri yapmak sizin elinizde. Kitap ayrıcı diyor. Bunlar ikisi oluyor. İki parça halinde. Ortada kitabın sayfası kalıyor. Bu güzelmiş insanı. İkisi kitap ayrıcı. 20 TL. Bu neymiş? Bu da herhalde kalem mi? Fasol kalem galiba. Şöyle bir şey var. Smile Funkle. Wow, happy. Aa, baktım takma unutmuşum. Bir şey çıkmıştı ya ses. Takıyorum şu anda. Bakayım fark edecek mi? Şöyle şöyle şeyler var. Bakın arkadaşlar. Bir sürü mıncık mıncık mıncık. Şu makaron gibi olanlar da var. Bunlar da fosforlu kalemmiş. Bakın. Makaron şeklinde böyle. Yemek için zor tutuyorsunuz kendinizi. Bu da böyle bir şey. Toplardan. Aa, şu patili çok şirinmiş. Bu da mı kalem? Bu da fosforlu kalemmiş. Patiler şeklinde. İnsan zorla aldırıyorlar yani. Böyle şey. Böyle bir şey var. Şunlar kutu olanlardan. Bunlar güzel bence. Takı falan koymak için olabilir kutu şeklinde. Astronot falan var. Güzel bence. I believe in unicorn diyor. Unicorn'a inanıyorum diyor. You are magical. Sen sinirlisin diyor. Evet öyleymiş. Time is to be zamansız. Mutlu diyor. Hepin. Şurada kedili. Bu da çok şirinmiş. Aile bindi meyalda. Meyalda yaşıyorum. Şu alt renk tükenmez kalem 35 TL. Bu değiştirmeli bakın. Şuradan bastırdıkça uçuran renkleri değişiyor. 35 TL. İlginçmiş bu baya. Şöyle olanı da var. Bunlar tatlı vallahi. Gençler seviyor böyle şeyleri. Şunun bir tanesi 15 TL. Şu timsah şirinmiş. Tatlısı var. Kedili tatlı. Kim başka ne var? Şöyle bir şey var. Tanıyanlar, biliyorlar varsa. Instagram'da MRD bu çıkmış arkadaşlar. Alışveriş yapacaksınız. Sevgi paket diyor. Bu sevgileri ben çok severdim çocukken. Bende de vardı böyle şeyler. Ama dediğim gibi bunların kokulu olanlarını genellikle tercih etmeyin diyorlar. Rustik yapıştırıcılar, pirit diye geçiyor. Bunlara da çok şey yapmayın derler. Yani güzelmiş ama bu yanı ünlüleri sevdim. Evet devam edelim artık. Kaldık öyle. Perdeler var bir kış. Rengi çok güzelmiş. Ben de görmedim artık. Fon perde bunlar. Kahverengi bakın. İsteseniz bulamayacağınız renkler var açık sarı. Şöyle tava rengine benzeyen kemal. Dokusu güzelmiş. Bunlar ne kadar? Çifti 250. Çifti 250'ymiş bence. İyi fiyat arkadaşlar. Var güzel. Patron Mars var. Bunların dokusu çok güzel ya. Yumuşak. Hayvan olanlardan değil. Şurada saçalı 50 TL diyor. Bakalım birazcık. Nike Short diyor. Sıralar böyle şeyler olmuş. Devam edelim. Burada şapşal gibi şeyler var. Kır kafa bir ara ne modaydı ya? Alexander McQueen kır kafalı bir flower çıkartmıştı. Okan Bölgen bile takıyordu yani. Herkes de vardı. Almayanı da vardı. Şu ilginçmiş bakın. Şey gözlük elinde.
Öyle şapkalar var. Bucket şapka deniyor bunlara. Kol şapka. Tavşan diyor rabbit. Her şeymiş. Silikon kulak yapmışlar. Şu tenisçi şapkası deniyor bunlara. Şurada var bakın çeşitli. Bunların fiyatları artık çok arttı. Eskiden 5-10 lira bir şeydi. Şimdi böyle 150-200 falan fiyat soruyor. Bunu soralım mesela market. Bu ne kadar acaba? 200 liraymış organikmiş. Ufağı var 150. Hangisi? Ufağı 150'ymiş. Fiyatlar böyle arkadaşlar. Artık kasır şapkalar çok pahalı oldu. 150-200 falan yani. Ona göre yani. Özel fiyat sormuyorum. Ama çok seveni varsa gelip alabiliyoruz. Bunlar 100 liraymış fatura olanlar. Şu değişikmiş mesela. 100. Bunlar 100. Şu da hoşmuş bakın. Tarz duruyor. Şurası delikli. Güzel bence. 100 lira vereceksem şöyle havalandıran bir şey olabilirsin. Bunlardan çok eski hayalim vardı. Nasıl böyle arkadaşlar. Bir sürü şapka gördüğünüz gibi. Şurada şey tenisçi eteklerinden var. Şunları kızlar çok seviyor. Şu altı şeyli oluyor bunların. Tight'lı oluyor. Üzerine Nike logosu oluyor genelde. Nike logosu da sunuyor. Pazara doğru bir yerde 150 liraydı. Bunlar aslında ne kadar? Ne kadar? 180 aldım ben. Burada 180'miş. Bez de var, şey de var. Güzel ama çok kumaş. Şu İspanyol paça tight'ten var. Şu İspanyol paça tight ne kadar? 150. Bu da 150'ymiş arkadaşlar. Trendyol'da falan da böyle bunlardan satılıyor. Bayağı moda şu anda da İspanyol paça şeklinde tight. Şurada şey çantılar yapmıştır diyor. Şu MCM Yunanistan'da çok şeymiş. Louis Vuitton'lar var. Bunları portföy çanta deniyor. Tabletinizi falan koymak için de kullanabilirsiniz. Ne bileyim şimdi gece çıkarken bile kolunuzun altına sıkıştırıp şöyle alırsınız yani. Şu şekilde gayet güzel olur. Fiyatı 60 liraydı bunların. Şunları 85 lira cüzdanlar. Bu da cüzdanlar var. Bu da 70 lira. Cüzdan çok bakıyoruz genelde. O yüzden çok göstermeyin bence. Şu Prado'lar falan var. Şu Kipling gibi olanlardan var. Falan filan. Şöyle genel bir gösterim. 70 TL ödemesiniz. Şuraya bakayım ne diyor. Parça 200 mi? Çok pahalı. Ne öyle? Beşiktaş'taki şey mi? Ya bu şey Ulus'taki tezgah galiba. 200 çok değil mi ya? Bakayım. Kocaman bir elbise anvelop. Tatlıymış ama bu. Aa belim ağrıdı. O kadar uzun süredir ayakta duruyorum ki. Bugün Perşembe günlerden arkadaşlar. 25 Mayıs 2023. Bakırköy Sosyete Pazarı'ndayım. Normalde burası cumartesi günleri kuruluyor. O yüzden Perşembe günleri bakın böyle bomboş pazar. Rahat rahat geziyorsunuz tarla gibi. Ferah ferah. Normalde çünkü yürünmüyor. Çok kalabalık oluyor. Burası 200 liraydı. Şöyle bir daha göstereyim. 200. İnce çadır açtık. Sırık yok, kuş yok. Böyle böyle şeyler var. Bu biraz böyle pijama altı gibi ince. Şunlar rahat oluyor. Valla bunlardan ben dışarı da giyiyorum. Ortası böyle çimalı dikişli. Lan modeller rahat oluyor genelde. Kolun parmaklarını işte. Buraya seçer 50 diyor. San Francisco stili bey diyor. Güzelmişmiş açık. Yaşı çok tatlı. Telefon veriyor. Telefon tutarken elim uçtu artık. Almayacağız falan diyor. 50 TL'ye birisi. Ay çektim. Sıkışmış. Güzel yumuşak bunlar valla. Bakın şort. Bu da 50 ise valla güzelmiş. Fermuarlı Nike şort. Bedeni neymiş? Bedenine de bakalım. Small made in Vietnam diyor. Vietnam'da üretilmiş. Ve good vibes, evet. İyi titreşimler diyor, doğru. Şu neymiş bakayım kendimize. ACDC dinlemiyorum, ağladım. Neymiş? Ay yoruldu artık o. Aa, kaplan mı aplan? Ama şey baskısı sert. Small diyor. Kumaşını pek sevmedim. Supreme kumaş baskısı da sert. Şuna bakalım, tütün rengi. Palmiyeli falan bana hitap etmez.
Oynamaz bir yerymiş. Otisketçiler bunu beğendi. 50 TL'ydi arkadaşlar, bakın diyorsun. 50 TL fiyat uygulamamı istiyorsunuz ya. 50 TL. Aa, benim tişörtüm daha buldum. Bu çok güzel, bunu bulursanız alın arkadaşlar. Ben 25 TL'ye Rami'den almıştım. 50 TL şu anda burada. Çok rahat bir tişört, bayılırım aslında. Okey. Aynı kişiler sattım. Bu rengi çok güzelmiş. Aha, yasını şey yaptım. Bakın böyle Lacoste diyor. Medium. Tatlıymış valla 50 liraya. Şöyle bir şey var. Polo. Bayağı uzunmuş bu, gecelik gibi. Şunlar ne? Bunlar da tatlıymış, bakın gençler sever. 91 doğumlular. Crop 6 lastikli. Gençler böyle şeyleri taytların üstüne giyip çıkıyor. Bu arada saat akşam 5 civarı şu anda. O yüzden yavaş yavaş çatlıyor üstüne. Kut var. Evet, şu burada ne? Ay, şu orada yazık. Tezgahı üstüne yatıyor. Güzelmiş ya. Hadi dümdüz. Şuraymış bir şu bakalım. Böyle bir şey. Washington. Redskin Store. Şurada aynısı mı? O da iyisiymiş. Şuraymış ya. Bu çok güzelmiş. Abi biraz önce tezgahı gördüğümüzden değil mi ya? Bu şişik alanı. Evet. Kaç, 38 mi diyor? 8'miş vallahi. Yumuşacık çok güzel bir şey bu. Alsam mı acaba şunu? Şurada bir kapatayım bakayım şunu arkadaşlar. Çok değişik bir şeymiş bu. Ama nasıl durur bilmiyorum deyince. Söğüt gibi yumuşak. Görüşürüz.